Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen grafik ve matematiksel verilere dayalı analiz ve sunum yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz, dinlerseniz sizin faydanız olacağını da düşünüyorum. Bunu da belirtelim. Şimdi öncelikle ben şöyle bir genel bir dominans değerlerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım dominans değerleri bize piyasanın ne şartlarda olduğunu gösterecek mi, göstermeyecek mi, onu göreceğiz. Şimdi Ethereum 18.27. Ethereum'da yükseliş var. Zaten Ethereum'u ben size söyledim bir önceki videolarda. Dedim ki 5000 dolara kadar Ethereum'un çıkmasını bekliyorum. 5000 dolara kadar çıkmadan da sağlam bir boğa yaşamış olmayız arkadaşlar. Biz çünkü Ethereum'a bağlanacağız. Ethereum'la birlikte fişekleneceğiz. Ethereum bizim roketimizin yakıtı olacak. Bir nebze de bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar BNB'ye bakıyorum. BNB'de şöyle bir geri çekilme var. BNB'de geri çekilme var. Fakat BNB'nin önümüzdeki hafta böyle bir tekrardan bir yükseliş yapabileceğini de düşünüyorum. Diğer altcoin'lere baktığımda 14.44 gayet güzel arkadaşlar. Kripto toplam piyasa değerine bakıyorum. 2.4 trilyon dolar arkadaşlar. Yani hani müthiş derecede güzel. Şu anda en yüksek ATH seviyesine çıkmışız. Evet, en yüksek ATH seviyesindeyiz. 2.46 seviyesiymiş arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani şöyle düşünün. Para yağmış yani şu anda buranın üstüne. Geliyorum Bitcoin dominansına bakıyorum. 46 seviyesi. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ne dedik bir önceki videoda? Dedim ki Bitcoin dominansı 47'nin üstünde gün kapatır. 4 saatlik kapatış yaparsa o zaman deriz ki evet dominans yükseliyor. Bir tık böyle bir sıkıntıya girme ihtimalimiz olabilir. Fakat şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Bakın gün aralığında da 46.91'e kadar çıkmış. Ha, olası böyle bir yükselişte de yine biz aman yandık bittik kül olduk tarzı durumlar söz konusu olmaz. Bırakalım Bitcoin yükselsin. Bitcoin piyasaya tekrardan parayı çeksin arkadaşlar. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi geçmek istediğim coin EOS coin arkadaşlar. Bakın EOS coin'e çok fazla rağbet vardı. Fakat şunu da sizlere belirteyim. Bu videodan arkadaşlar sonraki videolarda aşağı yukarı şu ana kadar yaptığım coinlerin hemen hemen hepsinin analizine, grafiğine bakıp sizlere video çekip atacağım bugün. Şimdi ben EOS Coin'e baktığımda EOS Coin'de bayağı bir yorum vardı. Kâr eden arkadaşlar var. Çok mutluyum kâr ettikleri için. Bunu öncelikle belirtelim. Herkesin kâr etmesini bizim bir sloganımız var arkadaşlar. Birlikte kazanalım, herkes kazansın sloganımız. Kim kaybedecek? Biz kaybetmeyelim kardeşim. Bizim memleketimizin insanı kaybetmesin. Başka memleketin insanları kaybetsin. Hani şöyle şimdi belki bu biraz böyle bir ağır bir şart altına giriyor. Bu lafı konuşurken böyle bir içimden böyle bir düşünüyorum falan. Fakat arkadaşlar bu işin prensibi bu zaten. Biri kazanırken birileri kaybedecek. Ama ben diyorum ki bizim çevremizdeki insanlar kaybetmesin. Biz kazanan taraf olalım. Zaten sizlere daha önceki videolarda yine ben dedim ki arkadaşlar biz ayı piyasasında bile kazanan taraf olmak için belli çabalar göstereceğiz. Yani kendimizi salmayacağız. Şimdi ben birkaç gündür yani 2 gündür 2 gün oldu mu olmadı mı yani günleri de birbirine kattık. Şu pandemi sebebinden ötürü evimizde oturuyoruz fakat günler birbirine girdi. Şimdi bir müddettir YouTube'a video atmıyorum. Bir tek Bitcoin ile alakalı bir video attım. Hani Bitcoin'de şöyle bir düşüş olacak edasındaydı. Piyasada da bayağı bir çalkantı vardı. İşte obo mu geliyor, fobo mu geliyor falan muhabbetleri. Orada size Bitcoin'deki çektiğim videomda belirttim. Dedim ki yani şu alanların altına inmediği müddetçe düşüş trendi başlamış diyemeyiz. Şu anda da düşüş trendinde değiliz diye sizlere belirtmiştim. Fakat şunu belirtelim arkadaşlar. Bitcoin yapabileceği bir harekette bütün piyasadaki dengelerin hepsini alt üst edebilir. Bunu göz önünde bulunduralım. EOS Coin'de de yine arkadaşlar bakın. Ben size derim ki yani ben açık konuşan bir insanım. Burada grafik ve analizleri yaparken ben nerelerden alım satım yapacaklarımı da size söylüyorum. Çünkü benim ben prensip olarak çalışırım bu iş. Prensip olarak çalışırım. Size dedim ki arkadaşlar 12,5 dolar seviyeleri benim satım seviyelerim. 12,5 dolardan satarım. 10,6 dolarlar 10 dolarlara düştüğü zaman alım yapmaya başlarım. 10 dolarlardan alımımı yaparım dedim. Ne oldu? 10 dolarlara geldi alımımı yaptım. Daha sonra bakın size de zaten şu alanları şu siyah alanları belirtmiştim daha öncesinden. Dedim ki 9,5 dolara düşerse oradan da bir miktar alım yaparım. Oldu. Kötü bir senaryo geçiriyoruz. Bitcoin'deki durum baya kötüye gitti. Bitcoin sağlam bir aşağıya doğru iniş çekti. Benim için sıkıntı yok. Kenarda nakitim var.
Şurada sattım çünkü. Kenarda nakitim var. Oldu buradan düştü 8,2'lere. Doğru mu kardeşim? 8,2'lerden de bir miktar alım yaparım. Daha kötü senaryoyu düşündük. Dedik ki 7,5 dolarlara düştü. 7,5 dolar nerede? Buradan da bir alım yaparım. 7,5 doların da altına düştü arkadaşlar. 6,8 dolar. Burası da dedik ki bizim dibimiz artık. Bu noktadan da alım yapıp daha sonrasından da artık bakacağız. Yükseleceği durumlara bakacağız. Ama ne oldu? Biz şu şekilde yukarıdan alım yaparak başladık. Aşağıya doğru ortalamamızı düşürdük. Ben bu piyasadan korkmadığımı sizlere söylemiştim zaten. Söylememdeki sebep de Bitcoin'deki dominans değeriydi. Ne zaman dedim korkarım? 40, 39'da 35 arasında artık ben korkmaya başlarım. O an için benim belki de piyasadan çekilme vaktimin geldiği noktadır. Fakat videolarımı, analizlerimi bırakacağım anlamına gelmez. Sadece parasal noktada yatırımlarımı çekerim. Veya günlük al satlara başlarım. Bunu söylemiştim. Şimdi arkadaşlar EOS Coin'de bakın şöyle sağlam bir yükseliş yaptı. Şuradaki şu çizimlerimizi, hatta durun şunların hepsini kaldıralım, fark eden bir şey yok. Çizimleri kaldır diyelim. EOS'a günlükte bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Günlükte ne yapmış? Birinci gün, ikinci gün çok sağlam yükseliş yapmış. Arkadaşlar üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün de bırakalım. Şöyle şuraları bir tekrardan test etsin, teyit etsin. Buralarda bize tekrardan bir alıcı oluştursun. Şuralarda tekrardan bize bir alıcı oluştursun. Bakın şu noktalardan. Fibonacci'miz nerede bizim? Fibonacci düzeltmesi şöyle. Nereden çekelim fibomuzu? Şu noktadan yukarı yönünü çekelim. Bakın. Burada zaten bize seviyelerini veriyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacak? Bak çok güzel bir şekilde çalışmış. Sizlere ben zaten söyledim. Dedim ki 9,5 dolar. Alım yapabileceğimiz çok iyi bir yer. Niye dedim? Bakın burada sizlere her defasında söylüyorum. 0,618 seviyesi mıknatıs görevini görür. Oldu şöyle çok yüksek bir seviyelere doğru çıktı. Geri düşeceği seviye 0,618'dir. Buraya düşüp buradan tekrardan alıcı toplamak zorunda. Niye zorunda arkadaşlar? Buraya artık kendisine destek noktası yapması lazım. Bakın burası geçmişte neymiş? Geçmiş verilerine bakalım. Geçmiş verilerine baktığımız zaman bakın burası aşılamaz bir dirençmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şöyle biraz daha yakınlaştıracağım. Bozuk şeyini, grafiğini şöyle bir tekrarlayalım. Evet. Şöyle de bir yakınlaştıralım arkadaşlar. Biraz grafiği bozuk gibime geldi. İşte kilitlemediğimiz zaman böyle sıkıntılar oluyor maalesef. 9,3 şuradan mı çekmiştik? Yok, şu alandan çekmiştik. Evet, şurası arkadaşlar dedik. Şurayı da şöyle bir kilitleyelim. Şöyle dursun çünkü bozmayalım. Bakın. Şu alanda arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şu alanda şurada dirençle karşılaşmış, geçememiş. Geliyorum şurada dirençle karşılaşmış, geçememiş. Bakın tekrar aşağı süzülmüş, sonra çıkmış. Geliyorum buraya. Burada dirençle karşılaşmış, yukarı yönlü çıkmaya çalışmış, geçememiş. Yani ne anlama geliyor bu? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Şu seviyeyi bizim artık direnç değil de destek noktası yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu destek noktası yapabilmek için şu alanda şöyle tekrardan gelecek. Şuralarda bir tık gezinirken şu alanda alıcı toplaması lazım arkadaşlar. Şurayı destek yapacağız. Sonra çıkacağız. Şu alanda şu kısmında alıcı toplayacağız. Bizim ikinci desteğimiz olacak. Bakın 11 dolar ve 9 dolar seviyeleri bizim için önemli seviyelerdir. Ve akabinde kademeli bir şekilde tekrar çıkacağız ve bizim şöyle söyleyelim arkadaşlar, şöyle şuradan Fibonacci'mizi kilidini açıp kapatalım. Bakalım bizim bir sonraki çıkabileceğimiz ATH seviyelerimiz nelermiş. Şuradan da bir genelde arkadaşlar ben şöyle karşımızda kapatalım. Bakın arkadaşlar bize maksimumda verdiği diyor ki
19 dolar. Fakat bakın arkadaşlar, ben size bu grafiği dolar bazında konuşuyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Tether'da da bakarız. Tether'da da bu seviyeler 15 dolar seviyelerine geliyor. 15-15,5 dolar seviyelerine geliyor. Şimdi arkadaşlar, geçmişteki dolar bazlı analizimize baktığımızda bize bu seviyeleri veriyor. Fakat şuradan ben bunu USDT'ye çevirirsem, yani Tether'a çevirirsem, Tether'da da bize çok öyle farklı bir olayı vereceğini düşünmüyorum. Çünkü niye? Bakın. Şöyle yapıyorum. Yine bizim şurada dip noktamız, şurayı seçebiliriz. Şuradan şöyle yapıyorum. Bakın. Şöyle yapıyorum. Tepe noktamıza geliyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın yine 9,9 seviyesi bizim test etmemiz gereken seviye. Yani 9 dolar seviyeleri bizim test etmemiz gereken seviyeler olarak kalıyor. Şimdi buradan şunu şöyle kapatalım. Şuradan yakınlaştıralım. Bakalım neler olmuş. 618 seviyemiz çalışmış mı? Bakın şu alanda 618 çalışmış arkadaşlar. Yani 618'e doğru gitmiş. Daha da alt tarafına doğru süzülememiş, düşememiş. Şuradan yine şöyle tersten bir, bu aralar biraz bilgisayarım yavaşladı gibi, beni üzüyor. Ondan ötürü arkadaşlar bazen kaçabiliyor. Yani seviyeleri böyle kaçırmamak için de tutmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şu seviyelere baktığımda, bakın 11,5 dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye. Yine bakıyorum 0,618 seviyesi, yani 9,9 dolar arkadaşlar. Bakın. Şurada akabinde gelebilecek bir düşüşte şu seviye bizim için artık buralardan net bir şekilde toplayabiliriz seviyesidir. 8,9 seviyesi. Kademeli bir şekilde satarken biz nokta atışı yaptık. 12,5 dolardan sattık. 13,3 dolara kadar çıktı. Sıkıntı değil. Biz nokta atışı bir yerden sattık arkadaşlar. Dedik ki bizim için satış yerimiz. Bakın onu da nasıl tespit ettik? Bir önceki sefer çıktığı nokta, bakın şu seviyeydi. Tamam mı? Ne yapacaksın? Sen diyelim ki şu seviyeye çıkmış ya şurada. Geçmişe doğru gelip bakacaksın. Bak, geçmişe doğru gelip bakacaksın kardeşim. Diyeceksin ki geçmişte bu kesinlikle o seviyelere çarpmıştır. Bakın ne olmuş? Gelmiş 11,7 seviyesi. Bakın 11,7 seviyesi. Bizim için müthiş derecede bir direnç seviyesi. Şuradan şöyle yapıyorum. Bakın bizim için direnç seviyesi 1. Geliyorum arkadaşlar. Bizim için direnç seviyesi 2. 10,4. Şimdi biz bu direnç seviyesini ne yapacağız? 10,4'ü desteğe çevireceğiz artık. Mevzu budur arkadaşlar. Yine geliyorum buradan. Bizim için bir direnç seviyesi 11,2. Geliyorum arkadaşlar. Sırasıyla bakın. Geldim. 14,16 seviyesi sağlam bir dirençtir. Haricinde akabinde şurayı şöyle yapabiliriz. Yine 14,7. Bakın bu alanlar bizim için dirençtir. Şuradan yine geliyorum. 15,7. Tabi çizgileri bir tık alta aşağı çevirmiş olabiliriz. Ondan ötürü de böyle milimetrik oynamalar olabilir. Onu da belirtelim. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar günümüze. Bakın geçmişe baktık. Geçmişe baktıktan sonra günümüze geliyorum. Video biraz uzuyor arkadaşlar, fakat işin temel mantığını size açıklayacağım. Şimdi bu ne yapacak? Geldi diyelim ki buralara çarptı. Bakın zaten bir coin böyle bir günde veya yarım saatte tık diye çıkacak diye bir olay söz konusu değil. Şurada mesela şu alana çıkana kadar, şuradaki seviyeyi yakalayana kadar arkadaşlar 2-3 sene geçmiş. Bakın 2-3 senedir şu seviyeye daha yeni gelmiş. Bu açıdan bakarsak şu anda tamam, boğa senaryosundayız. Eyvallah, geçecek. Fakat bir haftaya mı geçer, 3 haftaya mı geçer, 1 aya mı geçer, 3 aya mı geçer, bunu bilemeyiz. Ama öngördüğümüz bir şey var arkadaşlar. Öngördüğümüz bir şey var. Geleceği seviye 15,79 seviyesidir. Şöyle sağlam bir çanak yapacak. Sağlam bir çanağı yaptıktan sonra, bakın sağlam bir çanağı yaptıktan sonra, şu sağlam çanağını yaptıktan sonra LTC şu anda ne yaptı? Bakın.
Gelin LTC'ye bakalım. Aynı durum LTC'de de geçerliydi. LTC USDT bakıyoruz bandına. Şuradan haftalığı alıyoruz. Dur, yanlış yaptık arkadaşlar. Şöyle LTC yanlış da yapmadık. Niye öyle oldu? USD bandından bakıyoruz. Bakın şu anda dolar bandından bakıyorum. Ne olmuş arkadaşlar? Bakın gelmiş çanağını çok güzel bir şekilde tamamlamış. LTC'nin bir sonraki hedefini ne dedik? LTC'nin bir sonraki hedefini dedik ki bakın hatta çanağın da bir tık üstüne doğru çıkmış. Alıcı toparlayabilmiş mi? Evet, çok da güzel. Bakın şu alana kadar sağlam bir alıcı toplamış. Bunu da görebiliyoruz. Buradan ona da bakmış olduk arkadaşlar. Ne yapacak? LTC artık şu çanağın içindeki yükseklik kadar yukarı yönlü kendine atacak. Bu da 350 dolar çarpı 2 dersek arkadaşlar 700 dolarlara kadar çıkacak. Ben bu 350 dolarları 350 dolarları bundan yaklaşık 3 hafta öncesi açar göz formasyonu Garley'in açar göz formasyonundan size bahsetmiştim. Henüz daha 1800 liralardayken, doğru mudur arkadaşlar? 1800 liralardayken ben dedim ki geleceği rakam 3250, 3350 rakamıdır. Ve sizlere alımını yaparken bakın şuradan direkt ben videoyu da gösterebilirim. Yani hani ben de diğer trade eden arkadaşlar gibi öyle yalan dolan olmaz. Videolarımı silme olayı da yapmıyorum. Çünkü ben bunları para kazanmaktan ziyade arkadaşlar çok güzel bir analiz eğitimi olarak görüyorum ve geçmişe dönük gelip bakıyorum nerelerde hata yapmışım, nerelerde hata yapmamışım, bu noktalara bakmak için de kullanıyorum bunu. Geliyoruz arkadaşlar, nerede paylaşmışız? LTC'yi nerede paylaştık? LTC link şurada mı paylaşmıştık? Olabilir mi? Yani şu LTC ile alakalı şu olabilir. Adada belki paylaşmışızdır. Şöyle bir bakalım, bir alımını yapmış mıyız? Gelmiş arkadaşlar. 0.786 diye. Çok ufak tefek. Yani işin esası güzel bir seviyede. Bakın. LTC ne yapıyorum? Alımını 2000 liradan yapıyorum. Şu anda arkadaşlar. Yani Bak. benim için şu 1 liralar, 3 liralar, 5 liralar çok önemli değil arkadaşlar. Onu baştan belirteyim. Şöyle LTC al diyorum. Onayla diyorum. Arkadaşlar ne oldu? Ben şu anda başarılı bir şekilde LTC'mi aldım. Şimdi ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın. Ben bunu ne yapıyorum? Şimdi biz ne dedik? Dolar bazında bakarsak LTC şu anda kaç dolarmış? 246 dolar. Biz ne dedik arkadaşlar buradaki formasyonda? Biz dedik ki çıkacağız seviyeler. Bakın. Çıkacağız seviyeyi bu şekilde gösterdik. Dedik ki kardeşim bunun çıkacağı seviye %161. Zaten ne olmuş? Bakın. Şu anda %62'sini bu tamamlamış. 65'ini tamamlamış. Biz ne dedik? %161,5 normalde de biz %157'ye koyalım. Yani 400 lira gibi koyalım arkadaşlar. Değil mi? 400 lira gibi koyalım. Sonuçta kötü bir rakam değil. 400 liradan satışa koyalım. Şöyle limit sat diyelim. Yani 400 lira dediğimiz 400 dolar arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım. 400 dolar TL bazında. Ben alım satımlarımı TL bazında yapıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kimi zaman işime geliyor dolar bazında yapıyorum. Kimi zaman TL bazında yapıyorum. Onu da esasında ben çektiğim bir videoda anlatmıştım. Yani hani niye TL 200. Buyurun arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu alanda 3257 liraya satımını koyuyorum. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi 6000 lira satarsa 10.800 lira kazancım olacak. LTC'yi ne diyorum? Sat diyorum arkadaşlar. Emri veriyorum. Ve emri verdikten sonra
Artık bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani hani Evet. Bakın gördüğünüz gibi hangi tarihte bunu yapıyoruz arkadaşlar? 12 Nisan'da. 12 Nisan'da arkadaşlar yatırdığım 6.000 lira sonucunda 10.800 lira para cebime girdi. Kötü bir para mı? Kesinlikle kötü bir para değil. Bakın aradan henüz bir ay bile geçmemiş. Yani paramı aşağı yukarı ikiye mi katlamış oluyorum? Aşağı yukarı ikiye katlamış oluyorum. Şimdi ben buradan geliyorum arkadaşlar. Size ben bunu niye gösterdim? Bakın bunu niye gösterdim? Şundan ötürü gösterdim. Eğer ki bir coin'de bir hedef belirliyorsanız tabir yanlış olmasın arkadaşlar. Burada açgözlülüğün herhangi bir lüzumu yoktur. Şimdi trade edenler niye para kazanıyor? Çünkü şundan ötürü trade ediyorlar. Şu seviyeye çıkacak, buradan sonra geri düşecek. Bunu gördükleri için ne yapıyorlar? O çıkacağı seviyeye satım emrini veriyorlar ve ekranı kapatıyorlar. Artık o coin'e böyle dakikalık, günlük aman dur bakayım, dur bakayım tarzı bir durum yapmıyorlar. Fakat bazı trade edenler var arkadaşlar, traderlar var. Onlar günlük al sat yaptığı için stop loss kullanmak zorunda kalıyor. Ben stop loss kullanmıyorum arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Çünkü stop loss'ları çok rahat bir şekilde patlatabiliyorlar ki şu dönemde çok çok daha rahat patlatılıyor. Ondan ötürü ben stop loss kullanmıyorum. Yani şöyle düşünelim. Olası bir ayı piyasasına girdik. Evet, şu anda nasıl iki katı para kazandıysam ayı piyasasına girdiğimiz zaman da iki katı para kaybederim. Yani hani ne olmuş olur? 100 bin lira yatırdıysam geriye bana 20 bin lira para kalır. Şimdiye kadar kazandıklarımız iyiydi de kaybedeceklerimiz kötü mü? Değil. Korkunun ecele bir faydası yok arkadaşlar. Onun için düzgün, sağlam, güvenilir adımlarla gidiyorsak bir problem olduğunu düşünmüyorum. En fazla zaman dilimi olarak bekleriz. Zaten bu işlerde en önemli husus arkadaşlar zaman ve kazanç parametresini birleştirmektir. Yani şu, sen mesela biz niye şu anda bankada faize paramızı yatırmıyoruz ya da dolarda bekletmiyoruz, altında bekletmiyoruz? Halbuki onlar da yükseliyor. Ama zaman ve kazanç arasında güzel bir kar marjı olmadığını düşünüyoruz arkadaşlar. Ondan ötürü şöyle EOS'a tekrardan bir geri geleyim. Evet, ondan ötürü de ben diyorum ki işte hani ne olur? Orada bir zaman kaybımız olur. Bakın para kaybından bahsetmiyorum. Zaman kaybımız olur. İşte bu zaman kaybı da zaten bize ekstra bir para kaybını da getirmiş olur yanında. Arkadaşlar EOS'la alakalı söyleyeceklerim bunlar. Hedefleri var diye düşünüyorum EOS'un hala. Dediğim gibi belli seviyelerden alımlarımı hala yapmaya devam ediyorum. Yani 10 dolarlardan aldım. Şimdi 9,5 dolarları bekliyorum. Düşerse 9,5 dolarlara oralardan da toplayacağım ki zaten burada 9,97 dolar seviyesi önemli bir seviye. O seviyelerden toplanabilir diye de düşünüyorum. Bu arada Bitcoin'i takip etmede de bir fayda olacağını düşünüyorum. Bitcoin'in yapacağı ters hareket piyasayı alt üst edebilir arkadaşlar. Şunu söyleyebiliriz. Sabredenlerin kazandığı bir piyasa içerisindeyiz. Sabredenler kazanır, sabredemeyenler kaybeder. Yani biz sabredemeyenlerin parasını alıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde de düşünebiliriz. Ha sabır ne kadar sabredebilirsin? Bu önemli. Ben çok sabredebilirim arkadaşlar. Fakat sen ne kadar sabredebilirsin? Onu düşünerek işlemleri yaparsan daha sağlıklı olur diye de düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıyetten bir sonraki videolarımda Neocoin, harici Linkcoin, Ethereum, yine mesela takip ettiğimiz BTT vardı, CHZ var. Yani sağlam coinlerden yine LTC var. Yani bu coinlerin analizini de yapmaya çalışacağım sizlere. Bildirimlerinizi açın. En azından bir fikir edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Bol kazançlar diliyorum herkese. Umarım birlikte kazanıyoruzdur arkadaşlar.